mesela kültürel zenginliğimizi ne halde tutuyorlar? Koruma anlayışı nasıl? Mesela örnekler gösterelim. Mesela Hatun Kümbeti var. Gevaş'ta. Halime Hatun Kümbeti. Görüyor musun? Yanına yaptıkları zevksiz binaya bak. Önceki halini de gör. Önceki halini göster. Bak önceki hali ne kadar nefis, evet, güzel, görüyor musun? Bak ikinci halinde mahvetmişler, evet, o güzelliği. Gerçekten. Yani sanat anlayışı, kalite anlayışı çok çok bozuldu. Bunun bir an önce durdurulması için Sanat ve Kalite Bakanlığı kurulsun ve geniş yetki verilsin bu bakanlığa. Mesela Kars'ta tren garı yıkıldı. Tarihi çok nefis bir bina. Onun yerine yani hiç estetikle alakası olmayan, kaliteyle alakası olmayan bina yapıldı. Görüyor musun aradaki farkı? Evet. Mesela o garın mükemmelliğine bak, güzelliğine bak. O restore edilip o gar kullanılacağına, onun yerine bunu yaptılar. Müthiş bir zevksizlik. Çok ürkütücü bunlar. Mesela bak İstanbul'da tarihi caminin etrafına yaptıkları evlere bak. Evet. Caminin cephesini ne hale getirmişler? Ve camiyi ne hale sokmuşlar? Orijinal hali bu caminin. Bak orijinal hali nefis. Çok çok güzel. İkinci halini göster. Bak caminin önüne yaptıkları bölümü görüyor musun? Yani mahvetmişler adeta. Çok ürkütücü. Bu zevksiz dedi, kimse bir dur demiyor. Halbuki Kalite ve Sanat Bakanlığı olsa oradan elemanlar gelir. Bu çok kalitesiz. Böyle olmaz. Bunu düzeltelim derler ve müsaade edilmez. Ruhsatı kaldırılabilir. Ve düzgün ve güzel haliyle yapılması mecbur hale getirebilir. Tek tek de görebiliriz. Bu bak şu haliyle nefis. Çok çok güzel. Ama bak şu hali Allah vermez. İçler acısı yani. Sanat diye bir şey yok, estetik diye bir şey yok. Sanata, güzelliğe, estetiğe gelenekçi İslam anlayışı karşı. Yani gelenekçi düşünce öyle bir şey yoktur. Yani 40 lokma bir hırka yeter derler. Adam yerde oturur. Hiçbir şeyin güzel olması onu ilgilendirmez. Binaların güzel olması, eşyanın güzel olması, her şeyi eleştirir. Kadının güzel olması, çocuğun güzel olması hiçbir şey istemez. İşte Avrupa'nın korktuğu bu Türkiye'den. Yani kalitesizlik, sanatın ortadan kalkması, hayatın anlamsız hale gelmesi. Yani böyle güzelliğin, estetiğin tamamen yok olarak sadece yaşayamaya çalışan, canlı kalmaya çalışan insanlar olması. Bu son derece risklidir. Böyle bir şey Allah müsaade etmez. Böyle toplumlar yıkılır, Allah esirgesin. Onun için bizim bir an önce bunu toparlayıp, düzenleyip kaliteyi, sanatı, güzelliği ön plana getirmemiz gerekiyor. Aksi çok riskli. Gelenekçi anlayışta işte kadını dövelim, işte kaşını almasın, yüzündeki efendim gereksiz tüyleri almasın, saçını boyamasın, makyajı yapmasın, dekolte giyinmesin, süslü olmasın. Yani kadını köşeye sıkıştıracak, güzelliğini elinden alacak ne varsa yapma azmindeler. Genç kızlara da bakıyorum, hayata küsmüş büyük bir bölümü. Artık onun için hayatın anlamı yok. Çünkü güzelleşse hakaret ediyor adamlar. Bakımlı olsa hakaret ediyorlar. Onlar da güzelliğe, bakıma önem vermiyor. Birçoğu salaş geziyor, perişan vaziyette. Altta kirli bir kot pantolon, efendim, kirli bir ayakkabı, üstünde uydurma bir tişört gibi bir şey, saçları keçeleşmiş, yüzü son derece bakımsız, solgun, bitap, elinde bir şeyle çok da kilo almış durumdalar birçoğu. Çünkü yani atletik bir vücuda sahip olsa ne olacak? Onun inancına göre. Güzel olsa ne olacak? Bakımlı, temiz olsa ne olacak? İnancında oluyorlar birçoğu. Bağnazlık, İslam'ı içten çökertmek için şeytanın planladığı bir sistem. Bunu gelenekçi ortodoks sistem içerisinde elde etmeye çalışıyorlar. Bundan güzelliği, kaliteyi, neşeyi, sevinci, derin düşünmeyi, yaratıcı gücü hepsini yok etmiş oluyorlar. O zaman insanlar uyuşuyor. Mesela
bir caminin köşesinin dibine gidiyor, eline tesbihini gözünle kapatıyor. Hatta uyuyor birçoğu orada aralarda. Yani çok uyuşuk ve bitkin, üstü başı dökülen, çok az yemek yemesi gerektiğine inanan, evinde eşya olmaması gerektiğine inanan, güzel giyinmemesi, neşeli olmaması, gülmemesi gerektiğine inanan insanlar oluşuyor. Ve kadınları da adeta umacı gibi hale getirmek istiyorlar. Ve arkasından da dövmek istiyorlar arkasından kadınları. Yani dövmeyi kutsal görüyor adam. Deşarj olursun diyor. Çok ürkütücü bir sistem. Avrupa ve Amerika bunun farkında. O yüzden bize karşı adamlar PKK'yı destekliyor bu sefer. Halbuki biz modern ve kaliteli olursak, Avrupa'yı olursak adamlar ne PKK'yı desteklerler ne de bu tip olaylar olur. Öbür türlü Allah zikresin adım adım felakete doğru gideceğiz. Yani gelenekçi ortodoks sistem bizi boğmasın. Kur'an'ın İslam anlayışıyla ve modern, aydınlık, ışıklı, parlak, güzel, zengin, sıhhatli, neşeli, dışa dönük Avrupa'yı güzel bir dünya elde edelim. Kaliteli yeri sarsın. Bunun dışında bir kurtuluş olmaz. Allah nefes aldırmaz onun dışında. Allah zirgesin. Bağnazlık denen olay deccaliyetin ikinci koludur. Birisi işte Darwinist, komünist sistemle elde ediyor. İkincisi de IŞİD, El-Kaide, Taliban gibi gelenekçi, ortodoks, bağnaz sistemle elde ediyor. Çift koldan insanlar sarmış durumda deccaliyet. Ve insanları adım adım felakete doğru götürüyor. Bizim anlatımlarımızdan sonra bu felakete ciddi set oluştu. Onun için şu an adeta debeleniyorlar, çırpınıyorlar ki kurtulalım diye.